Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili velilerim, kıymetli öğrencilerim. Uzaktan Öğretmenim Instagram adresinden ve Uzaktan Öğretmenim YouTube kanalımızdan sene boyunca sizlere her alanda okuma yazma, matematik ve ilerleyen zamanlarda farklı farklı alanlarda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz ama bugünkü konumuz çıkarma işlemi. Evet bugün çıkarma işlemiyle sizlerle birlikte olacağız. Her şeyin bir püf noktası olduğu gibi çıkarma işleminin de püf noktası şu. 20'den geriye saymak. Biz kanalımızda bunu bütün okuma yazma derslerimize başlarken hep 20'den geriye sayarak başlıyorduk. Haydi hep birlikte 20'den geriye sayalım. Ne kadar hızlı 20'den geriye sayarsak çalışmalarımızda yani çıkarma işlemlerimizde o kadar hızlı olacağız. Haydi bakalım 20 19 18 17 16 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. En sonunda da tabii ki hop sıfırımız var. Evet, ne kadar hızlı 20'den geriye sayarsak karıştırmadan çıkarma işlemlerinde o kadar başarılı olacağız sevgili öğrencilerim. Hiç zaman kaybetmeden sıradaki çalışmamıza geçiyoruz. Peki çocuklar çıkarma işlemi nedir? Çıkarma işlemi çocuklar eksiltme demektir. Yani bir şeyi eksiltirsek eksiltme. Bir şeyi eksiltirsek bu çıkarma işlemidir. Örneğin kumbaramızda paralarımız var. Biz bu paralarımızı kumbaramızdan çıkarırsak kumbaramızın içerisinden Böyle çıkarırsak ne olur? Kumbaramızdaki paramız eksilmiş olur. Eksileceği için de yapmamız gereken şey çıkarma işlemidir. Çıkarma işlemini gördüğünüz gibi bir çizgiyle ifade ediyoruz. Şu şekilde şu çizgiyi gördüğünüz yer çıkarma işlemi olarak düşünebilirsiniz. Peki nedir başka çıkarma işlemi çocuklar? Diyelim ki bir kasa, gördüğünüz gibi şurada bir kasa, bir sepet elmanız var ve bu elmaları yiyeceksiniz. Yediğiniz her elmada bu sepetteki elmalar ne olur? Evet çocuklar, eksilir. Evet siz Elmaları çıkarttıkça ne olur? Eksilir. işte bu tarz durumlarda biz çıkarma işlemi yapıyoruz sevgili öğrencilerim. Peki şurada bahçede bir sürü öğrenci var, bir sürü insan var. 3 kişiyi yanlarından uzaklaşmış, gitmiş. E peki bahçedeki öğrenci sayısı ne oldu? Azaldı çocuklar. Azaldığı için Azaldığı için ne yapıyoruz yine çıkarma yani şu sembolün olduğu işlemi yapıyoruz. Bu kadar basit işte çıkarma işlemi. Mantığını anladık. Yine bakın bir otobüs var, otobüs durağa geldi ve bu duraktan insanlar otobüsten indi. E otobüsten inince çocuklar indi, İndi. inince ne oluyor otobüsteki insanların sayısı azalıyor. E o zaman azalırsa hangi işlemi yapıyoruz? Çıkarma işlemi. Peki o zaman kolay bir şekilde başlayalım işlemlerimize. Birinci elimizde kaç tane parmak var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden ben 1, 2, 3 taneyi çıkarırsam ne yapmamız gereken şu. 5 tane parmak gösterin. 5 tane parmağınızı gösterin kendinize. 3 tanesini çıkarın. 1, 2, 3. Kaç tane kaldı? 2 tane parmak kaldı. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. 6 tane parmak var çocuklar. 6 tane parmağın 4 tanesini 1 2 3 4 tanesini çıkarırsam geriye kaç tane kalıyor? Hemen yazalım cevabımızı. 2 tane parmak kalıyor. Peki burada ne varmış? 8 tane çocuklar 8 tane parmaktan ben 5 tanesini çıkaracağım. Hemen 8 parmak yapıyorsunuz. Bakın 8 parmak nasıl yapılıyor? 5 parmak yanında da 3 parmak 8 parmak oluyor. 5 tanesini çıkaracaksınız. Yani çocuklar şunu söylemek istiyorum. 8 taneden 5 tane geriye sayacaksınız. Haydi bakalım 5 tane geriye sayalım. 8'den 7, 6, 5, 4, 3. Demek ki 3 kalıyormuş. 8 taneden 5 tane geriye çıkınca. Evet bir nar ağacı görüyorsunuz çocuklar. Şimdi ben bu nar ağacından şu kadar narı. Bak şunları şöyle ağaca çıkıp toplayıp hop çıkarttım. E ne oldu nardaki ağaçtaki nar sayım? Azaldı. E peki kaç tane vardı başlangıçta? Bir hemen sayalım kaç tane narımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane varmış. E ben 13 tane narın 4'ünü çıkaracağım. E ne olacak çocuklar? Aynen şöyle olacak. 13 tane narın 4 tanesini çıkardım. Sevgili öğrencilerim dikkat edin terimler çok önemli çıkardım. O zaman bunlar ne oldu? 4 tane nar burada oldu. Başta kaç tane vardı? Az önce saymıştık. 3 6 9 10 11 12 13 tane vardı. 13 tane nardan 4 tane narı çıkarırsam yani şu demek. 13'ten 4 tane geriye sayarsam ne olur? Hemen sayıyorum. 12 11 10 9 9 tane nar kalmış oluyor. Anladık mı çocuklar? Yani ben ağaçtan çıkardığım narlar benim çıkan narımı gösteriyor. Peki şimdi daha iyi anlayacağız. Bazı terimler var çocuklar bilmemiz gereken. Nedir bu çıkarmada? Mesela şu an ağaçta kaç tane armut var? İyi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane armut var çocuklar. Ben bu 10 tane armuttan 3 tanesini çıkarırsam. Bakın çıktığı için ben bu 3 taneyi çıkan diyorum. Çıkarıyorum çünkü. Bak bu çocuk topluyor bunları. 3 tanesi çıkan. Peki benim başlangıçta 10 tane armudum vardı. E, 3 tane çıkarınca o armutlarım ne oldu? Yani bu 10 tane armudum ne oldu? Eksilmedi mi? Eksildi. O zaman buraya ne diyorum? Eksilen diyorum. Başlangıçtaki armut sayımı eksilen. İçinden çıkardığım kısma çıkan. E, 10 taneden 3 taneyi çıkarırken 3 tane geriye sayıyordum. 9, 8, 7. 7'ye de fark diyorum. Çocuklar unutmuyoruz. Bir çıkarma işleminde en üsttekine biz, en üsttekine biz eksilen diyoruz. Bir altındakine çıkan, en sondakine de fark diyoruz. Buradaki işlemi bir kere daha yapıyorum. Ondan 3 tanesini bakın şu 3 taneyi çıkarırsam geriye kaç tane kalır? 7 tane kalır. Buna da fark diyoruz. Bunların yerleri çok ama çok önemli. Peki size böyle bir soru sorsam desem ki bakın ben okuyorum soruyu size. Bir çıkarma işleminde eksilenin, eksilenin 8. Evet yani şurası en baştaki 8'miş. Eksilen bu değil miydi? Çıkan da 3'müş. E çıkan da burasıydı. Evet ben biliyorum artık bunların yerlerini. Eksilen 8 çıkan kısaca buna ben e diyorum. Buna da ç diyorum. E bu da farklı. Buna da f diyorum. E 8'den 3 çıkarırsam kaç kalır? Hemen 3 parmak gösteriyorsun. 3 parmağını geriye doğru 7 6 5 diye kapatarak sayıyorsun ve 5 cevabını buluyorsun. Bu kadar basit. Hadi bu soru sizde. Eksilenin 20, çıkanın 10 olduğu bir çıkarma işleminde fark kaçtır demiş. Eksilen neresi de hatırlayalım. En üstteki kısım eksilendi. Çıkan neresiydi? Çıkan da burasıydı. E fark ne olacak? 20 taneden 10 taneyi çıkardığımızda farkı bulacağız çocuklar. 20'den 10 tane yani bakın 10 tane el parmağınız var. 10 tane de ayak parmağınız var. 10 tane ayak parmağınızı çıkarırsanız kaç tane parmak kalır? 10 tane el parmağınız kalır. Dolayısıyla burada 20'den 10'u çıkarırsak geriye 10 tane parmak kalır. Hiç hız kesmiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi öğretmen size bir soru soruyor. Diyor ki hadi bakalım bu soruyu size sorsun. Çocuklar 17'den 6'yı çıkarın diyor. Haydi bakalım cevapları görmek istiyorum yan tarafta. 17'den 6 taneyi çıkaracağız. Ne yapacağız? Hemen 6 tane parmak göstereceğiz burada. 6 parmak göstersin herkes. Herkes 6 parmağını göstersin. Şimdi 6 tane geriye sayacağız 17'den. Yani 17 tane fındığınız var diye düşünün. 6 tanesini geri yiyeceğiz. Bir tanesini yedik 16. Bir tane yedik 14, 15. Bir tane daha 14, 13, 12, 11. Demek ki 17 tanenin 6 tanesini yersek geriye 11 tane kalıyormuş sevgili öğrencilerim. Bir tane daha geliyor işlem. Hazır olun. Çocuklar mesela benim ee, 12 tane 12 tane ee, 12 liram olsun. 12 liramın ben 5 lirasını harcarsam bakın harcadığıma göre param azalmayacak mı? Evet azalacak. O zaman çıkarma işlemi yapacağım. 12'den 5 tane geriye sayacağız. Herkes 5 parmağını hazır etsin. 12'den 5 tane geriye sayarsak 11, 10, 9, 8, 7. Dolayısıyla tam 7 kalmış oluyor. 12'den 5 çıkarınca. Kanadımızda bunlarla alakalı birçok işlem koyacağım. Instagram adresimizde oradan da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım hızlıca. 6'dan 2'yi çıkaracağız çocuklar. 6 taneden 2 taneyi çıkarırsak bakın 2 tane parmak koymuşuz buraya. 6 taneden 1 tane çıkarırsak 5 olur. Bir tane daha çıkarırsak 4 olur. Yani 2 tane çıkarınca cevap 4 oldu. 8'den 3'ü çıkaracağız. 8 taneden 1 tane çıkardım 7. 6 5. Evet dediğim gibi 20'den geriye hızlı bir şekilde geri saymayı yapabilirsiniz. Bu işlemler sizin için çok kolay. Peki 15'ten 4'ü çıkaracağız şimdi de. 15'ten 4'ü çıkarırken yine parmaklarımı aynen şu şekilde yapıyorum. 14 13 12 11. Eğer anneler çocuklar geri saymakta zorlanıyorlarsa ki biz yaklaşık 2 aydır derslerimize 20'den geriye sayarak başlamamızın sebebi buydu. Ee, 11 hemen bulabilirsiniz ama öbür türlü biraz uğraşırsınız. 9'dan bir tane çıkaracağız çocuklar. Bir tane çıkarsa 9'dan geriye ne kalır? 8 kalır. Haydi bakalım bunlarda sizde. 10'dan 4'ü çıkarın bakalım. Ne kalıyormuş 10'dan 4'ü çıkardığımız takdirde? 10 taneden 4 tane 10 tane parmak gösteriyorsun. 4 tanesini çıkarıyorsun. Evet bu kadar basit. 4 tanesini çıkarırsan 9 <laughs> affedersiniz 9 8 7 ve 6 oluyor. 10'dan 4 tane çıkardığımızda 6 cevabını buluyoruz. 13'ten 5 tane çıkaracağız şimdi de. Hazır mıyız? 12 11 10 9, 8. Evet 13'ten 5 çıkarınca da 8 kalıyor. İşin mantığını anladığınızı düşünüyorum çocuklar. Ama ne dedik? Eksilince, azalınca, harcanınca yani bir şey azalıyorsa çocuklar çıkarma işlemi yapıyoruz. 16'dan 6'yı çıkaracağız şimdi. 6 tane geriye sayacağız. Şuralara yazalım. Bir tane çıktı 15, 14, 13, 12, 11 ve 10. Demek ki 16'dan 6 çıkarsa 10 cevabını buluyoruz. He. Çocuklar bir yol daha var. Bu yolda şimdi göstereceğim. Burayı lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi 9 taneden 8 tane çıkartmak uzun bir işlem. Yani tek tek işte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 uzun. Diğer bir yöntem de şudur. Özellikle böyle çok fazla çıkarma işlemi olan, çok fazla geri sayma işlemi olanlarda e, ileriye doğru da sayabiliriz. Yani küçüğün üzerine ekleyerek de 9'a ulaşabiliriz. Mesela 8'in üzerine kaç tane eklersek 9 olur? Bir tane. O zaman cevabımız 1 gibi. Bu şekilde de yapabiliriz bu işlemleri. Ee, bu da bize kolaylık sağlar. Bununla ilgili bir tane daha yapacağım ilerleyen dakikalarda. Çünkü bu da her öğrencinin bilmesi gereken bir şey. Hatta bir tane yapayım sonra bu aralı sorumuza geçelim. Mesela ben size desem ki çocuklar 17'den 15'i çıkarın. O öğretmenim şimdi 17'den geriye 15 tane sayacak mıyız? Hayır. Daha kolayı var. Ne yapacağız o zaman çocuklar? 17'nin üzerine 15'in üzerine yani küçüğün üzerine ekleyeceğim. Ne olacak? 16 17 e kaç tane varmış aralarındaki fark kaçmış 2 ymiş. O zaman diyorum ki cevabım 2. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim aralı sorumuza. Şurada burada kaç tane arı var? Görüyor musunuz? Kaç tane arı var burada? Evet. Bakalım hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Öğretmenim biz ikişer ikişer saymayı biliyoruz. Niye tek tek saydınız? Siz kanadınızda göstermiştiniz ikişer ritmik saymayı. Çok güzel aferin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir tane de burada var. 13. Demek ki burada 13 tane arı varmış. 13 tane arının ben şöyle 5 tanesini ne yapayım? Şöyle şuraya doğru bir çıkarayım. 13 tanenin 5 tanesini uzaklaştırıyorum araların. Şimdi geriye doğru o zaman 13'ten 5 tane geriye doğru sayacağım. 5 tane geriye doğru sayacağım. Ne olacak çocuklar? Şu şekilde olacak. Hemen gösterelim. 13 taneden 5 tanesini çıkarırsak işlemimiz şu olacak. 13'ten 5 tane çıkarabiliriz hemen. 5 tane parmak yapıyorsunuz. Daha doğrusu 5 tane arı üzerinden gidelim. 13'ten bir tane çıktı. Bak şu gitti. 12 şu gitti 11 bu gitti 10 bu gitti 9 bu da gitti 8 demek ki 13'ten 5'i çıkarırsak 8 cevabını bulmuş oluyoruz. Demek ki kovan da yani arıların yuvasında kalan 8 tane arı kalmış. Evet şimdi ünlü futbolcu Lionel Messi'yi görüyorsunuz. Messi burada tam 10 tane penaltı çekecek. 10 10 tane şut çekecek ve Messi'nin çektiği bu şutların sevgili çocuklar 3 tanesi gol olmamış. Aa benim bildiğim Messi bunları gol yapardı ama neyse bizim için yapmamış. Vurduk dışarıya gitti. Vurdu dışarıya gitti. Vurdu dışarıya gitti. Gerisi de gol olmuş. He. 10 tanenin 3 tanesi gol olmamış ama diğerleri hepsi vurdu gol olmuş. Size sorduğu soru şu. Messi Kaç tanesini gol yapmıştır diye soruyor. Tabii ki de yapmam gereken işlem şu. Ben 10 taneden çocuklar 10 tane penaltıdan üçünü yani atamadıklarını çıkarırsam geriye attığı golleri bulurum. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. Nasıl yaptım? 3 parmak geriye saydım. 9 8 7 şeklinde geriye saydım. Peki devam ediyoruz çocuklar bir sonrakiyle. Bir sonrakinde diyor ki resimdeki yumurtaların 8 tanesi kırılıyor. Kaç tane yumurta kalır diyor. Çocuklar öncelikle kaç tane yumurtamız var onu bulalım. E ben size beşer ritmik saymayı da öğretmiştim. O zaman ne diyoruz burada beşer ritmik sayma yaparken? 5, 10, 15 çünkü her sırada 5 tane var. 15 tane yumurta var. 8'ini kıralım ve kırarken de bir yandan yazalım. Bakın şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesini kırdık. E kaç tane kaldı çocuklar geriye? Bakıyoruz hemen. 1 2 3 4 5 6 7. Peki bunu işlemle ifade edelim. 15 tane yumurtam vardı değil mi? Bu 15 yumurtam eksilecek ama o zaman bunun adı eksilendi. 15 yumurtamın 8 tanesini kırıldı. Yani çıktı. E bunun adı da çıkandı. Fark kaç? 15'ten 8 taneyi çıkardığımda da gördüğünüz gibi 7 cevabını Bulmuş olduk Çıkarma işlemi oldukça kolay Oldukça eğlenceli Ve matematiğin e, Omurgası temel dört ayağından Birisi dört işlemden birisi Çok iyi anlamanız gerekiyor çocuklar Peki bugünlük dersimizin de Sonuna geldik Bu çıkarma işlemini yaparsanız e, Daha sonra sizler de bol bol pratik yapın e, Beğenip bu dersimizi de Eğer hala abone değilseniz Abone olursanız seviniriz e cumartesi günü matematik sınavımız var tekrar hatırlatmış olalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın çocuklar.